Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün sabah kahvaltısına ne yapıyoruz? Pizza yapıyoruz. 2 paket instant maya, 20 gram maya kullandık. Acele olmamız için 2 paket mayamızı suyumuzla, ılık suyumuzla. Bismillahirrahmanirrahim. Ön mayamız için bir yeme kaşığı un. Bir 5 dakika, 10 dakika böyle bekletelim. Bir bol kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı, bismillahirrahmanirrahim, 5 dakikadan sonra unumuzu ilave ediyoruz, bismillahirrahmanirrahim, tuzumuzu 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz, ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı böyle yumuşak, fırınlarımızın hamuru gibi olacak, yumuşak olacak, güzel olsun. Aktifleşmeye bırakalım bir yarım saat. Üzerini kapatalım. Aktifleşirken hava sıcak. Limon suyu yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Serin serin içelim. Kimin midesinde asit varsa kesinlikle mide asidi için, rüflü için birebir. Şöyle bir limonumuzu. Yıkamış olduğu 2 adet nanemizi yıkayıp içerisine atıyoruz. Bir yarım saat bekletiyoruz, içiyoruz. Limonumuzu sıkıp suyunu katacağız. Ciğitlerin değil. Çok güzel oluyor. Ve 2-3 adet de tarçın. Karanfil, tarçın. Çok güzel oluyor. Sonra ben bunu şişeye koyacağım böyle. 800 gram kadar alıyor bu. Şöyle suyu güzelce sıkalım. Kimin midesinde azimsizlik varsa, böyle hazim edemiyorsa, yemekler şişkinlik veriyorsa, rüflüsü varsa, gazı varsa kesinlikle natür. Bu çok çok yararını göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Karnabahara kaynatıp onun suyunu ve kendisini. O da çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 4-5 tane karanfil. Hatta 7-8 tane oldu. Hiç daha güzel, daha iyi. Tarçın isteğe göre tarçın. Daha güzel içilmesi için daha lezzetli oluyor. Buzlar da atalım. Serin serin. Sabahları aç karnına. Çok da acı olmayın. Yani aç karnına da alabilirsiniz. Yemek yarı karında acı olduğunuz zaman alabilirsiniz. Eğer acılığa dayanamıyorsanız yarı karında tamamen tok olmanız değil. Az aç karnına, aç karnına alınır. Böyle çok tok karnına almayın. Yararını göresiniz. En az yemekten yarım saat önce almanız en doğrusudur. Evet, kenara alalım. Herkese şifa olsun efendim. Nanenin kokusu çıkacak. Karanfilin kokusu çıktıktan sonra çok da lezzetli, çok güzel oluyor. İçtiğiniz zaman gerçekten bayılacaksınız. Nanenin kokusuyla beraber harika oluyor. Ne de güzel dizildiler, halay çekiyorlar. Evet, kenara alalım. Sabah kahvaltısını yapmadık. Bir sıcak salep içelim. Böyle tarçınlı salep. Herkese afiyet olsun. Sabah kahvaltılar efendim. Pizza için malzememiz peynir, zeytin, salam, sucuktan da yapabilirsiniz. Şöyle peynirler. Kaşar peyniri, rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Onu da koyacağım.
Rendelenmemiş Türk kaşar peyniri çok tuzlu oluyor. Ondan koymayın kesinlikle. Hazır rendelenmiş poşetlerdeki kaşar peynirinden koymanızı tavsiye ediyoruz. Peynirlerimizi, zeytinlerimizi sizler kapya biber birer tane atabilirsiniz. Şu küçük domatesler daha lezzetli oluyor. Bunları koyacağım. Büyük koymayacağım. Büyük domateslerin kabukları çok kalın. Bu senenin domatesleri kabukları çok kalın. Mağazalarda kalıyor herhalde. Onlar da ışığın altında. Patatesleri de aynı. Hiç güzel değil. Taze patates 5 euro. 1,5 kilosu. O da güzel böyle. Güzel değil yani. Su tadıyor hep. Bu salamların da hiç lezzeti hiç yok. Hiç. Hiç mi hiç ne tadı ne de lezzeti hiç yok. Asla sevmiyorum. Ama işte çocuklar için doğrayacağım. Biz yemiyoruz. Ne eşim ne de ben. Ne salam ne sosis ne sosis ne sucuk. Hiçbirinin ne tadı ne lezzeti. Hiçbirinin yok. Kesin ve garanti net söylüyorum. Türk kaşar peyniri. Onu kullanıyoruz. O da erittiğimiz zaman çok tuzlu oluyor. Yurt dışına yollanan peynirler lütfen buradan gönderen bütün firmalarımıza buradan sesleniyoruz. Kesinlikle çok tuzlu koymayın. Çok tuzlu yenilmiyor. Erittiğimiz zaman sadece kahvaltıda değil, eritmemizde gerek pizzalarımıza katmamız gerek, börek çörek yaptığımız zaman kullanmamız gerek. Ama çok tuzlu gerçekten ne yapıyorsalar hiç yenilmiyor. Zaten kaşara da peynirine de biliyoruz. Çoğunluk nişastayla yapılıyor. %3'ü su, süt, diğeri bütün nişasta yapılışında görüyoruz. Artık hiçbir şey gerçekten natür değil. Her şeye katkı, her şey sahte olmuş. Ama Fransız peynirler gerçekten çok güzel. Krem peynirleri böyle bu şekil peynirleri. Onlar kendine has özgür kültür peynirleri göstereyim. Çok güzel. Evet. Şöyle. Çok güzel bunlar. Sürülen ekmeğe sürülen. Bunların kendine özgür kültürlerine özgür. Bunlar çok meşhur bu peynirler. Bunu 2 gün içerisinde anında o günü tükettiğin zaman çok lezzetli. Ertesi gün kaldığı zaman yumuşuyor. Tadı kötü oluyor. Kokuyor hem de. Ve nasıl desem kötü kokuyor anlayacağınız. Onun için peynirleri güzel gerçekten. Ayçiçek yağı katacağım. Biraz daha tereyağı katacağım. Çok lezzetli oluyor. Böyle küçük küçük küp doğrayacağım. Fransa'nın tereyağları çok güzel. Erittiğin zaman kesinlikle bir köpük veyahut da dibinde bir şıra bulamazsın. Çok lezzetli ama pahalı. Prezidan diye biz ondan alıyoruz. Çok pahalı. Türkiye parası 60-70 lira. Ama çok güzel. Az alıyoruz, öz alıyoruz. Mesela bu Bordeaux yumuşak tuzsuz tereyağı kahvaltılıkta Prezidan alıyoruz. Bu yağlar çok güzel. Yeşillerini, sütleri de aynen biz kırmızı paketli süt kullanırız. Çünkü içerisinde kalsiyumu çok, unlar olsun. Unların hacmi 12 hacim un kullanıyoruz bizler. Yemekler için, börekler için de 60 olandan kullanıyoruz. Çok güzel. 60'lı olan proteinden alın un olarak. Onun da çok kaliteli oluyor böreklerde. Biraz pahalı ama çok güzel. Un çeşitleri 3-4 çeşit un var. 45'lik var, 50'lik var, 60'lık var. En güzeli 60'lık olanları, en kaliteli protein olanları un 60. Kesinlikle buna dikkat edin. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme. Domates salçası. Genelde cam kutulara koyuyorum. Kavanozlara bozmak istemedim. Bu sefer böyle olsun. Ya olduğunuz zaman asla bozulma olmuyor. Tuz da koyabilirsin ama tuz tuzlu olduğu için olmuyor. Ya tavsiye ederim. Ya güzel. Şöyle 2 yemek kaşığı da ketçap tatlı ketçaptan katacağız. Biraz su, biraz yağ. Şimdi sosumuza Bismillahirrahmanirrahim.
1 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar. Peynirlerin de yağını göz önünde bulundurarak 4 yemek kaşığı kadar da su. Sosumuzu hazırlayalım. Bouillon de riz, je fais pizza. Pizza sosu, je fais pizza, un cuillère sos tomate, 2 cuillères de l'huile, 2 cuillères ketchup, olive, 5-10 olive, fromage, saucisse, salam, comme vous voulez, et tomate, beurre, piment pour sauce pizza. Et pour tartiner, 500 mg farine, 20 mg levure chimie, 1 cuillère café sel, 1 cuillère soupe café. Après du lait. Posez 20 minutes. Tarte gonflée. Après faire préparer tout le matériel sur la gazinière. Sur la four. Limite degré cuire 25 minutes. C'est spécial. Très bon. Vraiment, vraiment. Bon appétit tout le monde. Sa sauce tomate. Le four. Bien gonflé, un petit peu farine, petite petite pizza, c'est très mignon, c'est très bon pour les enfants, c'est il aime bien. Tarte moule, pas dure, attention toujours moule, c'est très bon, résultat bien. C'est vert de l'eau. Comme vous voulez, 4 fromages. Comme vous voulez, poulet, pas saucisse, comme vous voulez, pas salam. De la viande, moulée de la viande. De la viande hachée, comme vous voulez. Comme ça, de l'huile. Saucisse, beurre, tomate, sauce, sauce tomate, après sur la four, dans la four, limite 25 à peu près. Petite beurre, c'est très bon. 10 minutes programmées, après dans la four. Attends 10 minutes, après encore programmer. Reste 10 minutes après programmer. 25 minutes, ça y est. Deuxième plateau. Pratique, facile, mais très bon. Pizza achetée comment? 22 euros. C'est gros. Moyenne, 17 euros. Mais mange 2 minutes, 20 minutes, 15 minutes après, encore fa.
Fasulye yapat, bon vitamin. Congélateur toujours. Mais faire à la maison, c'est très très bon. C'est nature, vitamine. Ça est mangé parfois, mais acheter pizza, ensuite, fois. Mange, c'est rien, 22 euros parti. Deuxième plateau, c'est bon. La menthe, citron. Pour estomac, c'est très bien. Gastrique. Pour gastrique, le bleu, c'est très bien. Bon appétit. Cuire 20 minutes, pizza là, c'est bon. C'est super, c'est moule, c'est très bien. Bien cuire. Bon appétit tout le monde. À bientôt.